8 ekranlarına 8'e sağlık tümümüzle devam ediyor ve şimdi konuğumuz genel cerrahi uzmanı Sayın Doktorumuz Elnur Hüseynov. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Evet, konumuz obezite malum. Pandemi döneminde de çok da kilo alan bir durumumuz oldu. Ülke genelinde, dünya genelinde aslında maalesef obezite ile ilgili bir sıkıntı var. Son yıllarda Türkiye'de de çok ciddi bir artış var obezite konusunda. Bu herhalde büyük bir ihtimalle beslenme zincirimizle alakalı. Obeziteyi konuşacağız sizinle. Evet. İlk sorumu soruyorum o zaman. Obezite nedir? Obezite genellikle bütün dünyada olan sorunlu bir süreçtir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunudur. Obezite nasıl oluşuyor? Aldığımız enerji ile harcadığımız enerji arasında büyük bir fark oluşuyor. Bunun nedeniyle vücudumuzda yağ oranı artıyor. Peki obezite belirtileri nasıl başlıyor hocam? Obezite belirtileri dış görüntü olarak vücudumuzda yağlanmanın artmasıdır. Yağlanmanın artmasını da hangi kriterlerle ölçüyoruz? Vücut kitle indeksi dediğimiz kriterlerle ölçülüyor. Bu kilonun boyu metrekaresine olan bölmekle buluyoruz. Şimdi normal aralığı 18 ve 25 arası vücut kitle indeksi, vücut kitle indeksi normal olarak geçer. Fazla kilolu 25-30 arası fazla kilolu olarak geçiyor. 30-35 arası hafif obezite, 35-40 arası orta derecede obezite, 40'ın üstü morbid obezite ve 50'nin üstü süper obezite diye tanımlanır. Bu oranlar yağ kitlesinden bahsediyoruz hocam burada. Bu oran kilonun kilo bölü boyun metrekaresi. Ölçümleme olarak. Ölçümler olarak. Şimdi Elnur Hocam biraz bize obezitenin belirtilerinden bahsedebilir misiniz? Obezitenin belirtileri dediğim gibi vücutta yağ oranının artması. En önemli sıkıntı şudur. Vücut fazla miktarda yemek, enerji alıp çok az hareketlilik obeziteyi arttıran nedenlerdendir. Diğer nedenlerinden yaş var, cinsiyet var, hormonal değişiklikler var, genetik bozukluklar var. Metabolik sorunlar var. Kullandığımız ilaçlardan bazen antidepresan ilaçlar da obeziteye getirip çıkartabiliyor. Bu hocam en önemli şey aslında sağlığımızla da alakalı çok büyük etken durumları var obezitenin. Sağlığa verdiği zararlardan biraz bahsedelim mi? Obezitenin bize getirdiği sorunlar şudur. Bir sürü hastalıklar olabiliyor. Bunlardan şeker hastalığı, tip 2 diyabet dediğimiz, insülin direnci, horlama, uyku apnesi, eklem rahatsızlıkları, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, horlama gibi dediğimiz bir sürü sıkıntılar, bazı kanser türleri, depresyon, depresyona kadar getirip çıkartan bir hastalıklar olabiliyor obezite sonucu. Bayağı ciddi hastalıklar, ciddi hastalıklar. Sebebiyet verebilen bir durum, evet. En büyük sıkıntı zaten bu obezite getirdiği yandaş hastalıklardır ki bu da İlerleyen zamanlarda hayatımızı ciddi etkiliyor. Peki hocam, cerrahi hangi hastalara uygulanır? Şimdi şöyle, demin bahsettiğim vücut kitle indeksi ile vücut kitle indeksi 40 ve üzeri yandaş hastalıklar bakılmaksızın ve 35 ve üstü ek hastalıklar durumunda. Ek hastalıklar demin bahsettiğim tip 2 diyabet, eklem rahatsızlığı, kalp hastalığı, tansiyon, şeker bunlar da ilave olduğunda hastalarımıza ameliyat öneriyoruz. Tabii bütün hastalara değil, bu kriterlerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği kriterleri tutması lazım. Bunun dışında ameliyat mümkün değil. Hocam, hangi hastalara uygulanmaz bu? Karaciğer sirozu olan hastalar, kanseri devam eden hastalar, psikolojik sorunları olan hastalar, şizofreni durumlar, aşırı yemek yeme sorunu olan hastalar, ki bu hastalara kesinlikle ve kesinlikle hasta obez bile olsa diyetle devam etmesi lazım. Çünkü yaptığımız ameliyatta ameliyat sonucu ciddi komplikasyon oranı görülebilir. Neden o gruplar hocam? Yani mesela şizofren deniz çok enteresan geldi. Yani mesela psikolojik sorunları olanlara özellikle uygulanmıyor. Evet. Şimdi şöyle psikolojik sorunlar şundan dolayıdır. Biz mesela hastaya ameliyat ettik. Ameliyattan sonra belli bir süre diyet ve verdiğimiz kurallara uyum sağlaması lazım. Eğer hasta aşırı yemek yeme bozukluğu varsa
ameliyat sonrası bu yemeğe devam ederse ameliyata ciddi bir komplikasyonlar oluşabiliyor da ve bunun da önlenemez sonuçları olabilir. Sıkıntılı durumlar oluyor. Evet. Peki hocam, obezitede nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi tedavi, iki tür tedavi vardır. Endoskopik ve cerrahi yöntemler var. Endoskopik yöntemler olarak mide balonu var, mide botoksu var. Bunlarla genellikle ortalama 18-20-22 kilo civarında kilo verebiliyor hastalar. Cerrahi laparoskopik dediğimiz, bunlar da kendisi iki gruba ayrılıyor. Midenin üç gruba ayrılıyor. Midede hacim kısıtlayıcı, restriktif ameliyatlar ve malabsorptif ameliyatlar, emilim bozucu. Kısıtlayıcı ameliyatlar içerine tüp mide, mide balonu gibi ameliyatlar giriyor. Emilim bozucu ameliyatları ise gastrik bypass, mini gastrik bypass, Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatlar ve diğer seçimleri vardır. Bazen Roux-en-Y gastrik bypass dediğimiz ameliyatlarda da hem hacim kısıtlayıcı hem emilim bozucu ameliyatlar yapıyoruz. Bunun sayesinde de hasta sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Hmm. Önemli olan bu. Hocam, bu ameliyat sonrası ne kadar kilo? Tabii kişinin vücut kilo endeksine bağlıdır muhtemelen ama ne kadar kilo? İlk aylarda 16-18 kiloya kadar hasta kilo verebiliyor. İlerleyen zamanlarda aylık 8-10 kilo veriyor hastalarımız. Önemli olan sağlıklı kilo vermek. Hani mideyi küçülttük, bundan sonra yemek yemeyeceğim değil. Ameliyat sonrası genellikle hastalarda bir halsizlik durumları olabiliyor. Bunlar da su ve protein eksikliğidir. Daha çok hastalarda tercih ettiğimiz ameliyat şekli tüp midedir. Öncelikle size şundan bahsedeyim. Bütün hastaları ameliyat almadan önce bir gün önceden check-up yapıyoruz. Kan tahlilidir, karın ultrasondur, mideye gastroskopiyle bakıyoruz. Ek bir ameliyat engel durum var mıdır, yok mudur, bunları bakıp değerlendiriyoruz. Herhangi bir sorun yoksa ertesi gün hastamızı ameliyata alıyoruz. Tüp mide dediğimiz ameliyatta genellikle midenin %80-90'ı hacim kısıtlayıcı dediğimiz ameliyat. Midenin %80-90'ını alıyoruz. Geride %10-20'lik kısmı kalıyor. Ameliyat sonrası hastalar bir gün yeme içmesi vermeyip ertesi gün başlıyoruz ameliyatlara. Tüp mide de dediğim gibi midenin %90'ını alınıyor. Hacim kısıtlayıcı oluyor. Eskiden bir tabak yediğimiz yemeği artık 2 kaşık, 3 kaşıkla doyabiliyoruz. Bir de midenin fundusunda grelin hormonu dediğimiz açlık hormonu var. Bunu da ameliyatta aldığımız için hasta kendisini gayet tok hissediyor. Ve ilerleyen zamanlarda sağlıklı şekilde kilo veriyor hastalarımız. Önemli olan ameliyat oldu, bitti, ben tekrardan aynı süreme devam edeyim değil. Mutlaka kontrole gelmesi lazım. Dediğim gibi sağlıklı şekilde kilo vermesidir hastanın en önemli özelliği bu. Ameliyat oldum, bittim, bununla iş bitiyor değil. Bu hastalarda genellikle ilerleyen zamanlarda geri kilo alım riski olabiliyor. Bunun için de ameliyat sonrası aldığımız yeme alışkanlığımızı tekrardan arttırmamak lazım. Hani az bir miktar yedim, doydum, biraz daha üstüne koyayım değil. Sürekli aynı şekilde devam etmek lazım ki ilerleyen zamanlarda tekrardan obezite gelişmesin. Peki bu ameliyat sonrası örneğin beslenmeyle alakalı dikkat etmeleri gereken durumlar var mı hocam? Ya şöyle, genellikle dediğim gibi hastaların bir halsizlik durumu oluyor. Hastalar suyunu ve proteini almadığı müddetçe bir takım sıkıntılar oluşuyor. Bunları alırsa ortalama 50-60 gram protein alması lazım. Hastaya göre değişiyor. En az günlük 2-2,5 litre kadar suyun içmesi lazım. Zaten yağ ve karbonhidrat vücuttan atıldığı için önemli olan bize su ve proteindir. Bunları alırsa sağlığına herhangi bir ciddi bir sıkıntı ulaşmıyor. Evet, yani bu şey gibi, hani tamam mide ameliyatı olduk, işte obezite cerrahisine katıldık. Hemen oradan çıkalım da kebapçıya gidelim, onun yerine... Ya işte hani, bu olmuyor tabii ki de. Hani geride kalan midemizi yeterli ve bize gerekli olan besinlerle doldurmak lazım. Hani atıyorum hasta ameliyat sonrası, ben zaten tüp mideliyim, mide hacmim küçük, gideyim bol kalorili yemekler alayım, zaten
doyarım onunla. Bunlar doğru değil. Hacim kısıtlayıcı ameliyatlar. Ameliyatları da hastaya göre tercih ediyoruz yine dediğim gibi. Hasta eğer daha çok makarna, pilav tarzı gibi yemekler yiyorsa önerdiğimiz ameliyat tüp midedir. Yok daha çok yüksek kalorili baklavadır, diğer tarzı tatlı yemekleri daha çok yiyorsa bu sefer hem kısıtlayıcı hem de emilim bozucu ameliyatları daha çok tercih ediyoruz hastalarımıza. Bu daha sağlıklı kilo veriyor hastalarımıza. Bir de sanki ameliyat sonrası yeme isteğimiz de olmuyor değil mi? Öyle bir şey demiştim. Tabii ameliyat sonrası dediğim gibi midenin fundusunda grelin hormonumuz olmadı. Yani grelin hormonunu da aldığımız için iştahımız tamamen azalıyor. Zaten 2-3 kaşık sonrası doyuyoruz. Bunlar çok önemli. Ameliyattan sonra aldığımız vitaminler de çok önemli. Yani tüp midede ciddi bir vitamin eksikliği olmuyor. Ama yine de doktor kontrolü altında vitaminleri eksik tutmamak lazım. Elnur Hocam, ameliyat sonrası hastalarımızın kontrollerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya da şöyle, onlar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şöyle, ameliyattan sonra, ameliyat bittikten 2 gün sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Mutlaka ilk hafta bize kontrole geliyor. Mutlaka dikiş yerlerine falan bakıp genel bir değerlendirmemiz lazım. Ondan sonraki süreçte diyetisyenle takip edildiği için mutlaka diyetisyene gelirken bize de uğraması lazım. En ilk bir ayda her hafta neredeyse hastayı görüyoruz. Ondan sonra ayda bir hastamızı görüyoruz. Bu bir sene boyunca mutlaka doktora gelip takip olması şart. Hani takipsiz kalmaması lazım hastaların. En önemli özellik bu. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Özellikle obezite ile ilgili son günlerde, son yıllarda hatta çok ciddi bir artış vardı. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kıymetli izleyenler, TV8 ekranlarında 8'de Sağlık'ta konuğumuz Sayın Elnur Hüseyinoğlu. Kendisi genel cerrahi uzmanıydı. Obezite üzerine konuştuk. Neler yapılıyor, neler yapılıp balonu konuştuk, tüpü konuştuk. Öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hepsini tek tek sorularımızı sorduk. Çok da güzel cevaplar aldık. 8'de kalın, sağlıkta kalın. Bizimle kalın.